Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle bir yeni dantele başlayan arkadaşlarımız varsa, daha doğrusu ben bazen şal dantel videoları çekiyorum. Dantel yapmayı bilmeyen arkadaşlarımız varmış. Ben ilk başlarda bunun bir şaka olduğunu sanıyordum. Hatta zincir çekmeyi bile bilmiyorum diye mailler atılan, yorumlar yapılan kısımlar oldu. Ben de hazır böyle bir şey varken, eğer sıfırdan başlıyorsak, hiçbir şekilde dantel bilmiyor isek, onun nasıl başlandığını yavaş yavaş, aşama aşama herkese göstereceğim. Tabii şöyle bir şey, ilk başlarken her zaman dantel öğrenmeye biz küçüklükten genelde öyle yapardık, zincir çekerdik. İlk örgü veya dantel yapmaları için, güzel olması için her zaman bir dantelde zincir işlemi yapılır. Hem örgüde hem de dantel ipinde ilk başlayanlar, ilk yapanlar, bilmeyen arkadaşlarımız varsa zincir çekmeyle başlayacağız. Daha sonra kutu, zincirlerin üstüne nasıl kutu yapılır onu göstereceğim. Şallarla ilgili örgü kısmı derseniz de onlarla ilgili de kafes yapımı nasıl olur, öyle aşama aşama yavaş yavaş göstereceğim. Yani ilk herkes de normal bilip bilmemek arkadaşlar. Şöyle bir şey. Dediğim gibi ilk bana söylendiğinde ben şek olduğunu zannettim, alay edildiğini sandım. Ama yok, gerçekten baya baya bilmeyen arkadaşlarımız varmış. Bunun için de böyle bir video çekelim. Herkes yapsın, öğrensin. Yani çok da kolay, herkes rahatlıkla bunu yapabilir. Dantel ipi, eğer dantel yapacaksaksa böyle dantel ipi ben aldım da gelincik 60 numara. Bunun küçüğünü de alabilirsiniz ilk başlayan arkadaşlarımız varsa. Bu da şal ipi için olanı göstereceğim zincir başlayarak. Ama ona geçmeden önce şunu size göstereceğim. Şöyle bir mevlüte gitmiştik. Eğer mevlüt okutacaksanız da mevlütleriniz olacaksa şöyle süslemeler yapılmış. Böyle şunu için açtığımda şöyle içerisinde tabii çikolatası, lokumu falan gibi şeyler var. Size de fikir olsun diye gösteriyorum. Böyle bir çanta modelli şeker kutuları vardı gittiğimiz mevlütte. Ve bir de şu çok güzel olmuş. Bu Kur'an-ı Kerim, küçük Kur'an-ı Kerimlerden bastırılmış. Şöyle göstereyim. Şu arka kaplama renk desenini ben ilk defa, genellikle pembe, kırmızı, mavi bu tarz şeyler vardı. Ama bu siyah gerçekten çok yakışmış. Eğer siz de yaptırmak isterseniz de böyle bir siyah rengi isterseniz de kullanın. Bayağı çok güzel görünüyor. Böyle içerisinde ön kısımda simli işlemeleri olan arka kısmı siyah düz. Böyle içerisinde bütün dualar, kısa dualar, Yasin, Tabarik, Amme gibi sürelerin olduğu ve güzel bir Kur'an-ı Kerim yapılmış. İçerisine merhum olan kişinin etiketini yapıştırılmış. İsterseniz siz de kitabın iç kısmına yapıştırabilirsiniz. Böyle güzel, bayağı renk tonu gerçekten siyah. Size denemenizi tavsiye ederim. Eğer mevlüt okutacaksanız da böyle bir siyahtan Kur'an-ı Kerim kaplanması yaparsanız da bayağı güzel olur diye şöyle size de göstereyim dedim, fikir olsun. Şimdi gelelim dantel işlememizi yapalım. İlk olarak şöyle dantel ipliğimizi alıyoruz. Ama size tavsiye ederim, şu 60 çok ince ip. Dantel yaparsanız mutlaka 50 numara gelincik karbeyaz naylon ipini kullanın derim. İlk olarak şu ipimizin ucunu tutuyoruz iki parmağımızın arasında. Daha sonra diğer parmağımızda da ben sağ taraftan kullandığım için şöyle diğer elimde de biraz zor oluyor anlatmak tabii. Şimdi ilk başlayan arkadaşlarım için de biraz zorlanmış olacaklar. İlk defa ben de böyle bir video çekiyorum. Sol elimde de alıyorum ipimi, şöyle parmağıma doluyorum. Bazı var insanlar böyle İpi hep doluyor. Öyle dantel yapıyor. Ama ben ipi dolayarak dantel yapmıyorum arkadaşlar. Şöyle işaret parmağıma iki kere doladıktan sonra böyle devam ediyorum. Ben kullandıkça böyle ip buradan geliyor, devam ediyor. Yani ben hiç parmağımı sarmıyorum. Parmağımda ipi yürütüyorum. Böylece devam ediyorum. Siz nasıl isterseniz öyle yapın. Eğer ilk başlayanlar için mutlaka şöyle parmaklarına sararlar. Ama parmağı sararsanız da parmağınızda iz etkisi oluyor. O yüzden pek tavsiye etmiyorum. Şöyle ipimizin uç kısmını sağ elimizde tuttuk. Diğerini de işaret parmağıma şöyle iki tane büklüm yaptım. İpi arada yürütebilmem için orta parmağımın şöyle alt kısmından ipi geçiriyorum ki rahatlıkla kullanayım.
İpimin uç kısmından orta parmağım ve baş parmağım böyle tutuyorum. Tığım dantel tığı olduğu için 18 numara, şöyle ince bir tığ. Ama dediğim gibi ip alırsanız da mutlaka 50 numara alın. 60 numara dantel ipi çok ince. Çok küçük oluyor. Şöyle daha sonra tığımı alıyorum. İpimin ucundan tuttuktan sonra tığımı getirdim. İpimin şöyle bir kez doladım. Şöyle bir düğüm oluyor. Daha sonra hemen ipimin şu kısımda olan bölümünde yine orta parmağım ve baş parmağımla tuttum. Ve ipi aldım. İçerisinden geçirdim daire. Bura şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bir zincir yapmış oldum. İpimi tekrar alıyorum. Boşluğun içerisinden bir kez daha geçiriyorum. Böyle devam ederek zincir çekmiş oluyoruz. Dantel ipinde, dantelde yaptığınız işleme göre, eğer peçete takımı yapıyorsanız da kare. Bunun için 100-150 zincir çekiliyor. Böyle sayıyorsunuz. Benim şu an çektiğim 10. Yani ipim şöyle, arkadaşlar tığım geçirerde içerisine alıp geçiriyorum. Alıp geçiriyorum böyle devam edip 150 tane normal büyük mutfak peçetesi yapacaksamsa böyle devam ediyorum. Şöyle göstereyim. Bak ipi de parmağımın arasında böyle rahatlıkla yürütebiliyorum. Parmağınıza pek sarmanızı tavsiye etmiyorum. Dediğim gibi zaman sonra parmağınız iz oluyor. Çok dantel yapanlarda da incelme falan oluyor. Böyle zincirler yapıyorum, devam ediyorum. Yaptığınız dantele göre eğer peçete ucu yapıyorsanız da 50 zincir çekiyorsunuz. Eğer büyük peçete yapıyorsanız da işte 100-150 dediğim gibi bu tarz şeyler çekip yapıyorsunuz. Bizim ilk yaptığımız aşamamız şu an zincir. Her zaman ilk başlayan arkadaşlarım için şöyle boşta bile olsalar ellerinin hızlı olması için ilk başlayanlar şöyle yavaş yavaş da yapabilir. Hiç sorun değil. Sakın kafanıza takmayın. Bu bir sorun değil. Çünkü ilk başlayanlar için elleri alışması için bu böyle oluyor. Daha sonra böyle hızlanıyorsunuz. 100-150 tane zincir böyle çekiyorsunuz veya daha fazla. Böyle devam ediyor. Hatta biz böyle küçükken zincir çekerdik. Tabii kalın iplerle. Şimdi bundan da göstereceğim. Böyle bileklerimize veya başımıza bandana gibi bağlardık. Yaptığımız zincirleri göstermek için. Yaptığımız zincirleri birbirlerine bağlardık. Böyle devam ediyorsunuz. Böyle gidiyor. Daha sonra bunun ikinci aşaması olan kafes yapımı. Yani dantelin üstüne kafes nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk aşamamız budur arkadaşlar. Dantelde, örgüde hangisini yaparsanız da peçete gibi örtülerde zincir mutlaka çekiyoruz. Eğer ben dantel tipinden ilk başlamak istemiyorum, yapamıyorum diyorsanız da kalın ip olarak örgü ipleri var. Bu da güzel oluyor. İlk başlayanlar için bu daha rahat oluyor. Herhangi bir ip. Bu benim şal ipi. Bunda kullandığım ipim ise plastik ama bunun numarasını unuttum. Şu an üzerinde de silik yazmıyor ama bu kaç numara bilmiyorum. Ama örgü iplerinde böyle kalın kullanılıyor. Zaten aldığınız ipin üzerinde yazar numarası 8, 9, 5 gibisinden. Alırken bir bakın arkadaşlar. Çünkü bunun numarası üzerinde de yazılmıyor. Ben de unuttum hangi numara. Alırken şöyle plastik alın. Böyle demir almayın. Niye derseniz de şunu da göstereceğim. Bakın ben o kadar yapmışım ki buralar hep demirleri kalkıyor. Daha sonra avucunuzun içerisinde kızarıklık oluyor. Metal bazen avucunuzun içerisinde böyle bir alerji tarzında bir şey yapabiliyor. O yüzden şöyle örgü tığımda olduğu gibi plastik olarak alın. Demir tığla arasında 1-2 TL oynuyor arkadaşlar. Ben de bunu 4 veya 4,5 TL'ye falan almıştım. Bunlar da böyle 2,5-3 TL arasında değişiyor. Şöyle bunda da yine aynı şekilde ipimin uç kısmından tutuyorum. Hemen getiriyorum, işaret parmağıma sarıyorum. Orta parmağımın altından ipi geçiriyorum. İpimin uç kısmından şöyle tutuyorum. Tığımı getiriyorum. Bir kez ipimin etrafında doluyorum ve tutuyorum şu orta kısımda olan ipimi, iki parmağımın yine arasında, orta parmak ve baş parmağımın arasında. Daha sonra ipimi alıp çekiyorum ve bir zincir olmuş oldu. Bu ikinci zincirim ve içerisinden çeke çeke zincirlerimi yapıyorum.
Şöyle devam ediyor. Böylece zincirlerimi yapıyorum. Rahatlıkla böyle yapıp devam ediyorum. Şöyle. Yani ilk şu aşamayı gösterdim. Yaptıktan sonra zincir yapmak çok kolay. Yani örgüde, dantelde bu zincir önemli. İlk aşamalarımızda en çok yaptığım, ilk öğrenmeye başlayan arkadaşlarım bol bol zincirlerini çeksinler. İnanın zincir çekmeleri ne kadar güzelse yaptıkları el işi de o kadar güzel oluyor. Böyle devam ederek yapıyoruz. Daha sonradan üzerine kafes işlemelerini göstereceğim. Bunu yapın arkadaşlar. Zincirlerinizi çekin bol bol. Sonradan da yine devam ederiz kaldığımız yerden. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.